Evet, herkese selamlar. Bu videoda önceki videoda bahsettiğim gibi 8 Ground Radar GMT modunu Lieutenant Targeting Pod ve GBU'larla kullanımını göstereceğim. Şimdi öncelikle yine mantık aynı. 8 Ground Radar'a geçip kendimize hedef bulmamız gerekiyor. En sağ açıktaki hedefi ben kilitliyorum şimdi. Hedefi kilitledikten sonra hedefe doğru dönüş yapacağız. Ve bu sırada TGP'miz için burada LTTR switch'imizi ağırlayacağız ve bombalarımızı ayarlamaya başlayacağız. Bombalarımızı ayarladıktan sonra burada daha işimiz kalmadı. Doğrudan Flare Page'e geliyoruz. Hedefimizi şu an karşımıza aldık. Uçağı düzlüyoruz. Şimdi burada bahsetmem gereken önemli bir durum var. Biz bombamızı attıktan sonra hedefin üstünden geçip gidersek radar kilidimiz kırılacak ve dolayısıyla bize güncel konumunu göstermeyecek, TGP'mizi buraya yönlendirmeyecek ve bombamız ıskalayacak. Bunu önlemek için LGBU atarken GMT modunu doğrudan güdüm değil de ilk başta hedef tespiti için kullanmamız gerekiyor. Biz hedefimizi tespit ettik, kilidimizi attık, TGP'miz oraya yönlendi. Şimdi artık iş TGP'de. Sensör kontrol switch'i verdim TGP'me. Trigger'ımı açtım. Burada daha net görmek için wide mode'a narrow'a çektim. Ve kızılötesi görünüme geçiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi hedefi klasik designation modunda takip ediyor radardan aldığı bilgiyle. Ancak bahsettiğim durumu engellemek için, hedefin kaybolmasını önlemek için ben bu TDC'yi birazcık sola ittiriyorum hedefin hareket yönüne doğru ve Point Track moduna geçiriyorum. Point Track otomatik olarak kilitlendiğinde artık benim Air to Ground Radar'la bir işim kalmadı. Bu kilit gitse de şu an artık bununla pek bir alakası yok. Doğrudan lazerin burayı işaretleyeceği için bomba da buraya gidecek. Hedefe doğru ilerliyoruz. Evet, zaman geldi. Mühimmatımızı bırakacağız. Bombamızı bıraktık. 37 saniye lazer olarak gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi biz hedefin üstünden geçip gittiğimizde burada radarın kilidi gitti ama biz TGP'mizi manuel olarak kilitlediğimiz için hala hedefi tespit ettik ve lazerliyoruz şu anda. Ve hedefimizi doğrudan vurmuş olduk. Evet, Air to Ground Radar'ın GMT modunun TGP ve LGBU'larla kullanımı bu kadardı. Sonraki FA18 güncelleme videolarında görüşmek üzere.